Bu çok zor. Acı yoksa kazanç da yok. Vay canına şu kıza bak. Birileri beni mi ezdi onu? Onu etkilememiz lazım. Yani benim onu etkilemem gerekiyor. Hayır, o kız ineklerden hoşlanmaz. Güçlü tiplerden hoşlanır. Bir şey atıştırmam lazım. Tüh, çikolatam gitti. Ha? Çikolatamı yere düşürdüm. Fight. Ona yardım etmem lazım. Hayır, benim etmem lazım. Geri çekil Chris. Ben kendim alırım. Ah, burada işte. Bunu gördün mü? Seni kaybettim sandım. Çok güçlü bir kız. Beni bile havaya kaldırır. Çok güçsüzüm. Gözüm üstünde. Kaslarımı bir şişireyim de gör. Bu çok utanç verici. Hey, başlamadan evvel esneme yapmalıyım. Kasları bir yumuşatmak gerek. Tabii tabii, ne demezsin. Esneme böyle yapılır işte. Ne? Bir yerini incitme de. Bırak da ben bildiğim gibi yapayım. Oo, cömelme hareketi. Dostum, sana acımaya başladım. Sen şuna bir bak. Oo, demek böyle oynamak istiyorsun öyle mi? Hadi bana ayak uydur da görelim. 99 ve 100. Hey, dumbbellları alabilir miyim? Olmaz, ben kullanıyorum. Kendine başka bul. Heh, çok hafif dermiş zaten. Ne yapacağımı biliyorum. Mağara adamı tarzında çalışacağım. En temel hareketleri yapıyorsun hani. Bu kaya çok iyi. Oh, deprem oluyor. İşte böyle. Hey Chris. Ha? Ne var? İşte ağırlık böyle çalışılır. Ne dersin? O kaya mı? Sanırım bu egzersizlere ihtiyacım yok artık. Şınav çekmeden olmaz. Çok etkili bir harekettir. Burada kimse var mı? Ne? Görünüşe bakılırsa zorlanıyorsun. Onun nasıl yapıldığını göstereyim sana. Yarışmaya ne dersin? Bütün iş beyinde bitiyor. İnanıyorum ve yapıyorum. O da ne? Ne haber? Sen bunu nasıl yapıyorsun? Sana göstereyim. Çok kolay. Ha? Nasıl yani? Ben daha ısınıyordum. Şınav işte böyle çekilir. Buna inanamıyorum. Daha iyisini yapmam lazım. Buldum. Yok artık. Bu karın kasları sayesinde oluyor. Evet evet biliyorum, müthiş bir şey. Bunu bir Tibet manastırında öğrendim. Ağrıyı vücudundan bloke ediyorsun. Bunu genellikle kahvaltıdan önce her sabah yapıyorum. Yok daha neler. Şuna bak. Ne? Bunu geç de görelim. Hadi bekliyorum. Bu nasıl olabilir ki? Bu çocuk bir büyücü. İşte antrenman diye buna derim. Çok ama çok etkileyici. Ben onunla yarışamam. Sorun yok, benim gölgemde yarışabilirsin. Saat kaç oldu? Gidip bir şey yapmam lazım. Ben çıkıyorum. Görüşürüz ezik. Benden iyisi yok bu alemde. Görüşürüz. Sakın geri gelme. Oh, işte hayat bu. Oh, pardon. Ne hoş. Ha? Hey tembel. Ne yapıyorsun? Buraya gel hadi. Löpür löpür birinden kaslı birine dönüş. Yalnız aşağılamaya gerek yok. Ama doğru söylüyor. Bu harika olurdu. Şu abur cuburlara bak. Artık yeter. Hayat tarzımı değiştiriyorum. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Çok gerginim. Oh, niye böyle acıyor? Oo, bu nedir? Dokunsam mı acaba? Oh, çok eğlenceliymiş. Bir dakika. Bu bir yere takılı. Ver şu topu bana. Oh, kimsenin görmediğine çok sevindim. Bu çok eğlenceli olacak. Vay. Hayır. Beyin sarsıntısı geçirmem umarım. Aptal top. Sakat yere geldi. Şimdi kusacağım. Pekala, sanırım bu bana uygun değildi. Ama bu tam bana uygun bir şey. Hadi o zaman. Çok ağır. Birazcık daha yukarı. Devam et. Bunu yapabilirsin. Vücudumun her yanı acıyor. Başardım. İlk tekrarı hallettim. Yarın her yanım ağrıyacak. Sanırım bu kadar yeter. Ne günde ama. Sanırım bir ödülü hak ettim. Ne izlesem acaba? Bir dakika. Kendine bir bak. Cips yemeği kes. Ver onu bana. Bunu mu istiyorsun? Hadi ver şunu. Canımı yakma sakın. Hey, az önce ne oldu öyle? Benim kas yapmam lazım. Onun için de egzersize devam ediyoruz. Bu niye bu kadar zor ki? Yani bundan kim zevk alıyor olabilir?
Sanırım bayılacağım. Yere yığılıyorum. Ah, şimdiden pişman oldum. Omzum kesin çürüyecek. Bu durumu düzeltecek tek bir şey var. Seni çok özledim. Böylesi daha iyi. Yok, öyle bir şey yapamazsın. Selam. Beni iğrendiriyorsun. Bu ağır olmadı mı? Aklından ne geçiyordu ki? Karnım açtı. Olmaz. Bana daha sonra teşekkür edeceksin. Bundan şüpheliyim. İleride nasıl kaslanacağını bir düşün. Hadi biraz squat yaparak başlayalım. Bundan hoşlanmadım. Böyle titremem normal mi? Oluyor mu? Hayır, hem de hiç. Elimden gelenin en iyisi bu. Kes şunu. Az kalsın alıyordum. Bir fikrim var. Bunu istiyorsun değil mi? Hem de nasıl? O zaman gel de al. Ver hadi. Neredeyse alıyordun. Neden bunu yapıyorsun? İşte böyle. Bir dahakine iyi şanslar. Neredeyse kapıyordun. Devam et bir kere daha. Lütfen artık bitsin. O güzelim çikolatadan bir ısırık almak istiyorum. Evet ama her zaman istediğimizi elde edemeyiz. İşte sana hayata dair bir ders. Ne çalıştın ama. Dostum müthiş görünüyorsun. Hey, onu ben alıyorum. Yardımın için teşekkürler. Nefis. Spor salonu burası demek. Hoşlandığım tek egzersiz beyin egzersizleri. Bunun bir deney olduğunu varsayalım. Bunların ne olduğunu biliyorum. Bir deneyelim bakalım. Yani ne kadar zor olabilir ki? Herkes bunu yapabilir. Vay canına, sen çılgınsın. Bir şeyler oluyor. Evet yapıyorum. Hadi devam et. Dostum resmen bodyci gibisin. Ben dünyadaki en güçlü insanım. İşte benim kahramanım. Olamaz, sakın düşürme. Ayağım. Sanırım bu benim hatam. Çok üzgünüm. Ben iyiyim. Sadece bir kemiğim kırıldı. Ben de çok endişelendim. Bak. Şunu kaldırsam mı? Bir yakından bakayım. İlginç. Çok ilginç. Ne yapacağımı biliyorum. Hızlı bir hesaplama. Gereken efor miktarını ortaya çıkaracaktır. Matematik asla yalan söylemez. Benim kilom şu ise o zaman. Çok basit. Artık hazırım. Bu bir yastık mı? Belki de teleskoptur. Hey Chris, sen iyi misin? Hayır, şu an gözlerim kararıyor. Merak etme, ben buradayım. Dayan kanka. Ölüyorum sandım, beni sen kurtardın. Hey, şuraya bak. Bunu yapabilirim. Yine mi? Siz neye bakıyorsunuz? Merhaba güzel kız. Tanrım, en son ihtiyacım olan şey beni kaldırmazsam çekip giderler. Bu şey bu kadar zor olmamalı. Gerekli koordinasyonu sağlayamıyorum. İşte tam fırsatı. Hadi acele et. Belki biz sana yardımcı olabiliriz. Ben bir tür hula hoop uzmanıyımdır. Hazır mısın? Yaşasın, bu harika. Başım dönmeye başladı. Çok kolay. Ama acele etmeyin. Kusura bakma. Bu çok zor. Harika gidiyorsun. Bir saniye, kafam kaşındı. Tamam, devam edebilirim. Luna? Ben geldim. Kevin? Bu çocuk da kim? Bunlar senin için. Gidelim mi? Ama gitme, dön buraya. Acil durum. Hadi şu işi bitirelim. Şu kaslara ne diyorsun? İşte daha iyisini gördüm. Bu senin için Gabi. Sanırım kendini fazla zorluyorsun. O hiçbir şey değil. Sen bir de buna bak. Çok tatlı değil mi? Bunu gerçekten yapmak zorunda mıyım? Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Size göre kimi seçmeliyim? Alex mi, Chris mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyoruz. Beni seç. Hayır beni. Burası da neyin nesi? Orada kimse yok mu? Peki, sanırım burada yalnızız. İlk meydan okumanıza bayılacaksınız. Ne olduğunu görmeye hazır mısınız? Amanın. Sol el kırmızıya, hadi bakalım. Sol el kırmızıya mı? Deneyelim bakalım. Dediğiniz gibi yaptık. Durun bakalım. Dahası da var. Sol ayak yeşili. Peki. Buna mı?
Ah, yeşil mi? Ah, hadi bakalım. Uf, becerdim işte. Tebrikler. Şimdi de zorluğu biraz arttıralım. Bu hareketleri yapın. Sağ ayak sarıya. Hey, kalitesiz oyun. Sağ el maviye mi dedin? Hadi ama çok yaklaştım. Ne olacağını acayip merak ediyorum. Uzan kolum, uzan. Demek öyle. Esne. Amanın. Birini kaybettik. Peki kaybedince ne oluyor? Oh hayır. Ketçaptan nefret ederim. Lütfen ağzıma girme. Yüzüme de olmaz. Gözlerimi açmak istiyorum. Bitti mi artık? Oh, amanın, izleyemeyeceğim sanırım. Bu turu ben mi kazandım demek oluyor? İğrenç. Vay. Sıradakine mi? İşler çok daha karışacak. Mucizevi sihirli tuvalet kağıdı. Tuvalete falan gitmiyoruz değil mi? Çok daha iyi bir şey. Vay. Bunların renklileri de mi çıkmış? Bir bardak kolunun altındalar. Bu meydan okuma saçma duruyor. Ben bunu yapamam. Chris. Bak. Ne kadar da çok kıyım şantiyi var. Anladım. En iyi çeken kazansın. Peki, ben varım. Yapalım şu işi. 30 saniyeniz var arkadaşlar. Aha, iyi şanslar. Aha, sarın. Sakin. Bu oyunda keskin hamleler yapamam. Çok hızlı gidiyor. Düz tut. Hadi ama yaklaştım. Olamaz. Sallanıyor. Hayır. Peki ya Chris'inki? Yaşasın, kazandım. Krem şanti maskesinden kurtuldum. Dur. Hayır. Neden bu kadar soğuk? Bunu nasıl çıkaracağım ki? Amanın. Neyse ki bana gelmedi. Kazandım. Çok acımasızcaydı. Ancak eğlence daha bitmedi. Neden bahsediyor? Oyun bitti değil mi? İşte bunun olmasını beklemiyordum. İyi de benim kazanmış olmam lazım. Evet. Her neyse, oyunumuza geri dönelim. Vay, ne garip bir yer. Yine mi yarışacağız? Peki, arkanıza bakın. Ne? Bunca şey ne ara geldi? Bu ödülleri alabilirsiniz. Sanırım bir deneyebiliriz. Peki, hadi bakalım. Ne çılgın bir baltaymış. Gözlerimi hedefime diktim. Bu şeyi alacağım işte. Emin olamadım. Zor görünüyor. Pekala. Ve... Evet. Eskiden pompon kızdım. Hayır. Ne? Hayır. Dur. Tam isabet. Çok iyi. Ya şimdi? Ben mi? Hadi ama bacağım. Dur. Benim daha iyi bir fikrim var. Peki, hadi bakalım. İçeceklere ulaştım. Süper. Hey, bu adil değildi. Bir daha denerim o zaman. Bak. Dur biraz. Sanırım fazla kaldırdım. Tüh tabii ya. Dikkat et.
Umarım limon seviyorsundur. Ekşi. Hazırlan. Ekşi şeyleri hiç sevmem. Chris. Ya ne kötü. Ah, tamam. Çok sert. Ah, berbattı. Git ya. Fare kapanımı. iPhone'u denemeyi tercih ederim. Ne kadar zor olabilir ki, değil mi? Yok artık, ulaştı. İyi de nasıl? Neler oluyor? Ona ne gördünüz mü millet? Tebrikler. Yapabileceğimi biliyordum. Hepsi benim. Hayatımın en güzel günü. Ya, buna hazır mısın? Kesinlikle. Hadi yapalım. Başlıyorum. Yere sırt üstü yatıyorum. Dizlerimi tutun. Tada. Şimdi öyle kal. Bitti. Size meydan okuyoruz. Peki, tamam. O kadar da zor görünmüyor. Hadi yapalım şunu. İlk olarak sırt üstü yatıyorum. Tamam. Şimdi sen de üstüme gel. Hazır mısın? Dizlerimi tuttun mu? Ay, tamam. Sanırım oluyor. Zormuş bu. Pekala. Saat tutun. Cidden mi? Böyle mi yapacaklar? Evet. Meydan okumayı tamamladık. Pekala. İkinci meydan okuma. Hazır mısın? Bileklerimi tut. Hadi bakalım. Bu yapılabilir görünüyor sanırım. Şimdi kollarımı onların yaptığı gibi tut. Şimdi de sanırım bacağının üstüne basacağım. Bir dakika, öbür bacağımı dene. Dur, tamam, hazır mısın? Hadi bakalım. Ay! Tamam, ikinci girişim. Yok, düşüyorum. Tamam, rolleri değiştirelim. Amanın, bu işte hiç de iyi değiller. Çok kötüler ya. Pes ediyoruz, bunu yapamadık. Üçüncü meydan okuma zamanı. Hazır mısınız? Hadi şunu yapalım. Ve oldu. Mükemmel. Ne? Bu çok hızlıydı. Biz bunu nasıl... Bu ne ya? Hayatta olmaz. Bu imkansız. Ben gittim. Yok, bana göre değil. Bak, bir derin nefes al. Önce sonra ver. Güzel. Aynen böyle. Kendini daha iyi hissediyor musun? Evet, tamam, bunu yapabiliriz. Bir dakika. Buraya geçmem gerekiyor değil mi? Yoksa ben mi geçeyim? Pekala, hazır mısın? Hadi bakalım. Yaptım. Ben de attım. Bir dakika. Baş aşağı kaldın. Perandeye devam et. Sıra dördüncü meydan okumada. Ben yine yere yatıyorum. Hazır mısın? Hadi şunu yapalım. Evet, Süpermen gibiyim. Bu mu yani? Bu çok kolay. Hiç sorun değil. Pekala, şimdi yere yat. Ben mi? Bence sıra sende. Daha başlamadan başarısız olacaklar. Hey kızlar, tartışmayı kesin de meydan okumayı yapın. Ayakların yerinde. Beni kaldırmaya hazır mısın? Ama da ağırmışsın. Bu harika, ileri. Canına, bu en iyi meydan okumaydı. Hey, başardılar, aferin onlara. Düşüyorum. Beşinci meydan okuma, beşinci meydan okuma. Neymiş bu? Evet, bu bir kronometre. Hadi bakalım, rekor kıracağım. Bitti. Kronometreyi durdurdum.
Ah, çok çabuk o süre başladı. Hadi bunu çok çabuk yapmalıyız. O nasıl yaptı ki? Bacaklarının hiç ağırlığı yok mu? Yer çekimi kazanıyor, onu yenemiyorum. Evet, işte zamanında yapamadılar. Yani aslında hiç yapamadılar. Deminki olmadığına göre yeni bir meydan okuma zamanı. Pekala, hazırım. Biraz dengede durma zamanı. Pekala, kollarını kaldır. Dada! Uf, bunu bilemedim. Ama yine de bir denemeliyiz bence. Pekala, hazırım. Dizime otur. Pekala, şimdi benimle birlikte dengede durmak için hazır ol. Ama bu çok zor. Ayağın doğru yerde mi? Evet, hallettim. Şimdi benimle birlikte kollarını kaldır. Evet, başardık. Ha, bizi izliyor musunuz? Şaşırtıcı. Aferin. Evet, sıra 7. meydan okumada. İşte yine başlıyoruz. Pekala, kendini buna hazırla. Bam! Harika, çok iyi yaptın. Ya siz? Ben mi? Sence bunu yapabilir miyim? Peki o zaman bir deneyeyim bari. Pekala, eller şöyleydi sanırım. Aman boş ver, biraz kestireyim. Ay nasıl yani? Uyuya mı kaldın? Of, inanamıyorum. Hey uyan! Ay bu ne ya? Sen üzerime mi tükürdün? Of, uyumak yok. Meydan okuma zamanı. Öf, niye olmuyor? Ah, bu çok saçma oldu. Vay canına. Hiç olmadı. Selam. Rica etsem içeri girebilir miyim? İmkanı yok. Şu işareti görüyor musun? Yiyecekle girmek yasak. Şaka yapıyorsun herhalde. Bir istisna yapamaz mısınız? Bir saniye. Çok havalı, harika bir formda görünüyor. Kesinlikle bu maçı o kazanacak. Keşke onun yerinde olabilsem. Hey, izin ver de geçeyim, tamam mı? Tabii ki, tabii ki. Harika bir fikrim var. Pardon, hemen geri geleceğim. Tamamdır, şu boks eldivenlerini çıkaralım. İşte bu harika olacak. Şurada da biraz marshmallow'um var. Şunları eldivenlerin üzerine dizeyim bakalım. Şunlara bak. Çok havalı oldu. Bir sürü de marshmallow aldı. Hey, maç için gelmiştim. İçeri girmek istiyorum. Antrenörüm nerede? Hey, işte oradaymış. Ne yapıyorsun orada? Saate baksana. Hey sen, bırak girsin içeri. Bizi bekletip durma. Tamamdır, ikiniz de köşelerinizde misiniz? Güzel, yaklaşın. Başlamaya hazır mısınız? Tamam mı? Dövüş başlasın. Dur, sanırım bir hata yaptım. Al sana, ısır bakalım şuradan. Bu çok acayip lezzetliymiş. Değil mi? Tamamdır. Al bakalım bir daha. Ne yapıyorsunuz? Durun, boks eldivenlerini yemesenize. Hadi ama yapabilirsin. Yer şunu. Devirebilirsin. Of ya. Ona yenildiğime inanamıyorum. Yeterince antrenman yaptığımı düşünüyordum. Çok çalışmıştım. Bütün günüm ziyan oldu. Dur bir saniye. Bana neyin iyi geleceğini biliyorum. Atıştırmalıklar. Çikolata mı iyi gelecektir? Berbat bir gün oluyor. Ah, o da ne? Yiyecek ve içecek yasak mı? Yok artık, bu kadarı kabul edemem. Biraz desteğe ihtiyacım var. Peki nereden başlasam? Oh, sanırım şu telefonu açarak başlayabilirim. Hey, ne haber? Ne? Peki tamam, hemen yetiştireceğim, endişelenme, görüşürüz. Peki ona nasıl yardımcı olabilirim acaba? İçeri atıştırmalıklarla öylece giremem. Yapabileceğim bir şeyler olmalı. Hey, sanırım bu işe yarayabilir. Cips paketim, sen benimle geliyorsun. Hemen önde saklan bakalım. Tabii şekerleri de unutamam. Siz de şurada durun. Peki, bu kadar atıştırmalık ona yeter. Şimdi de bir ceket alalım. Bu onları saklamaya yeter. Üstlerini güzelce örtelim. Evet, ne kadar kaslı olduğuma bakın.
Hey sen, yardıma ihtiyacın olduğunu duydum. Oh, bu da ne ya? Etkileyici değil mi? Neyse neyse, bak ne göstereceğim. Bak bunlar kas değil, senin ihtiyacın olan atıştırmalıklar. Senin keyfini yerine getirecekler. Evet, çözüm şekerlerdir. Bayıldım. Tamamdır, şimdi maça tekrar çıkmayı deneyebilirim. Dikkat dikkat, geri geldim. Şu kaslara bir bakın. Maçın tekrarını istiyorum. Var mısın yok musun? Oh, çok güçlüymüş. Evet, kazandım. Yendim seni. En iyi benim. Ne? Kaybettiğime inanamıyorum. Oh, bugün berbat bir gün. Evet, puzzle'larımın gelişimi iyi gidiyor. Bu hamburgeri hiç sevmedim. Ayrıca formumu korumama da yardımcı olmuyor. Hey! Ne? Ne oldu? Antrenman yapıyorum burada. Bana yardımcı olabilir misin? Böyle görünmek istiyorum. Bunun gibi şekilli kollara sahip olmak istiyorum. Çok güçlü görünüyorlar. Bilemedim ki. Peki, sanırım sana yardımcı olabilirim. Dur bir bakayım sana. Hazır mısın bakalım? İşte başlıyoruz. Hamburgeri istiyor musun? Bir ısırık alabilmek için mekik çekmen gerekecek. Pizzaya geçelim. Hadi ama yemek için çalışman lazım. Ulaşmaya çalış. Oh, sıkı çalışma diye buna derim. Resmen bittim. Buralarda mı acaba? Buraya bakıyor mu? Bu şekerli atıştırmalığı aşırayım. Hak ettim artık. Dur bir saniye. Daha iyi bir fikrim var. Elimde biter bandı ve bunca şekerleme var. Bunlar bana harika fikirler veriyor. Evet, şuna baksana. Tabii bileğimi de unutmamalıyım. Şekerlerden ter bantları. Tam bir dahiyim. Daha bitmedi şeker bağcıklar. Evet, harika oldu. Şimdi yeniden çalışmaya hazırım. Sıradaki antrenmanın için bunu kullanacağız. Ah, hayır, artık ona ihtiyacım yok. Gerçekten mi? Bak sen, cidden etkilendim. İşte gitti. Kendimizi biraz şımartalım bakalım. Kimseciklere söyleme ama. Tamamdır. Güne hazırım. Sen ne durumdasın? Selamlar. Spor salonumuza hoş geldiniz. Şuna bir baksanıza. Kaslarımı beğendiniz mi? Hepsi bunun sayesinde oldu. Ah, peki. Bizim ona ihtiyacımız yok. Bende zaten var. Peki o zaman. İyi günler dilerim. Tamamdır. Gel şuraya oturalım. Buraya mı bakıyor ne? Hayır. Yani dikkati dağınık gibi. Yine de bizi izlemiyor. Hadi açalım şunu. Evet. Şu şekerlere bak. Biz dahiyiz. Bunca şeyi içeri sokabildiğimize inanamıyorum. Hadi biraz bunları atıştıralım. Ha, neler oluyor orada? Çabuk kapat kapağını, buraya bakıyor. Resmen içeri şeker sokmuşlar. Peki. Bu konuda bir şey yapmam lazım. Bir planım var. Dikkatleri dağılmışken oraya gizlice yaklaşayım. Bu iki kutuyu değiştirmeliyim. Tamamdır, şimdi de geri çekileyim. Atıştırma sırası bende. Of, bayağı acıkmaya başladım. Karnım gurulduyor. Aslında benim de öyle. Peki o zaman bunu gizli atıştırmalıklarımıza dönerek çözebiliriz. Tamamdır, ortalık süt liman. Buraya bakmıyor. Yüzlerini görmeye can atıyorum. Tamamdır, gelin bana leziz şekerlerim. Gelin bana güzel şekerler. Bu da neyin nesi? Dur. Bu da neymiş ya? Her yere saçıldı. Nasıl yani? Yok artık, inanamıyorum. Ne kadar kaslı olduğuma bak. Harika oldu. Çok kaslıyım ve ağırlık kaldırmam bile gerekmedi. Bugün hayatımın en güzel günü. Pekala. Bacakları hareket ettiriyoruz. Kanımızı pompalıyoruz. Çok iyisiniz arkadaşlar. Nabzımızı yavaşlatmayalım. 30 dakikacık daha. Sonuçları görmek istiyorsunuz değil mi? Şimdiden tükendim. Durdum mu fark etmez bile. Neydi? Sakız kuralımız neydi? Fark ediyormuş. Sonra geri alabilirsin. Ama şimdi bellerimizi sıkılaştıralım. Şunu çabucak alayım. Neyse ki yedek getirmiştim. Aha, yandığını hissediyorum. Ve balon şişer. Egzersiz topum bu. Bakın. Evet, iyi hatırlattın. Aferin Lili. Ve 1, 2, 3. Bastır savunma, hadi. Şu topu kap ve sayı yap. Hadi, hadi, hadi.
Hey, çikolatalarımdan ister misin? Hayır. Tabelayı okumadın mı? İçeri yemek sokmak yasak. Kural kuraldır. Sayı yapacaklar. Bakalım bugün neler varmış. Ay, fena yakalandım. Kim bu kadar çikolata yer ki? Lütfen ailemi aramayın. Aa! Tüh. Yıldızları sayıyorum. Ama aklıma harika bir de fikir geldi. Aa, evet. Görüşürüz. Bir basket topu al ve maket bıçağıyla şuradan kes. Bütün bu boş alanı görüyor musun? Hadi dolduralım. İçine bayağı çok şey sığar. Ay, topumu aldım bakın. Hey, kendini daha iyi hissediyor musun? Ne? Ah, bu inanılmaz. En sevdiğim. Oyun şimdi çok daha eğlenceli hale geldi. Ay, saklan hemen. Sadece oyunu seyrediyoruz koç. Peki. Faul. Merhaba çocuklar. Derin nefes alıp veriyoruz. Şimdi avuçları birleştiriyoruz. Ve öne eğiliyoruz. Ve tekrar. Ay. Ha? Yine mi? Ah, çok utanç verici. Geç kaldığıma inanamıyorum. Ay, ucuz kurtuldum. Aa, yine engelledi. Bu seferki işe yarar. Bu ses de ne? Şuraya matımı sereyim. Ve her şey hazırlanmış olacak. Ama önce biraz atıştırmalık. Yanlış tarafa çevirmişim. Kolları açıyoruz ha. Avuçlar birleşsin. O da ne zaman geldi? Kandığına inanamıyorum. İşte bana bir fırsat. Hazır aşağı doğru uzanmış. Gel şunu da alayım. Çabuk. Şuradan çabucak bir ısırık alıyorum. Ah. Şimdi kolları esnetiyoruz. Hadi yüze tamamlayalım hadi. Yapabileceğimi sanmıyorum. Hadi devam Sofia. Kas istiyor musun istemiyor musun? Mızıldanmayı aklından bile geçirme. Hadi. Bu kadar terlemek normal mi? Neredeyse oldu. Kendimi ölüyor gibi hissediyorum. İyi peki 5 dakika. Ah. Çok zordu. Çok susadım. Ay pardon. Bir dakika. O halter mi? Ucunda şeker var. Ah, izin verir misin? Bir dakika. Şansına 2 tane getirdim. Al. Ah, bu gördüğüm en havalı şey. Sanırım bu ucundan başlayacağım. Ah, ağzım sulanmaya başladı bile. Ah, hududulu. Geliyor. Vay canına. İşte böyle hanımlar. Devam. Aynen devam edin kızlar. Gizlice yalıvermenin en iyi yolu. Evet, iyi görünüyor. Gördüğüm en iyi antrenman. Ben bir şeyler getirdim buraya. Uf! Görmek ister misin? Ne? Bunları sadece senin için getirdim. Tada! Alıyor musun kokuyu? Çok taze. Ve şu renklerin canlılığına bak. Burada yeşil, açık mavi, daha fazla yeşilim var. Büyük anne. Ve tabii papatyalar da var, gördün mü? Sanki bir çiçek bahçesinde gibiyiz. Ah, sorun da bu zaten. Ama bunun üstü diken dolu ve ürkünç. Aa, tam bana göre bir şey. Ah, olmazsa onu alma sakın. Aa, burnum.
Ah, dikeni görebiliyorum. Bak. Hayır, sen bak. Ha? Merak etme. Ben şimdi hallederim. Asla olmaz. Tek yolu bu tatlım hiç acımayacak. Aynı bu şekilde emip çıkaracak. Bak. Çok işe yaradı. Şimdi sıra sende tatlım. Ben pek emin değilim. Benim daha iyi bir fikrim var. Benim çok daha iyi bir alet koleksiyonum var. Merhaba bebeklerim. Hangisini alsam? Sanırım bu işimi görür. O zaman hemen çekmeye başlayalım. Nişan al ve ateş. İşte gayet güzel hallettim. İyi olduğuna emin misin? Artık şunları kaldırır mısın? Çiçeklerden kim hoşlanır ki zaten? Şu portakallara bak. Sanki havadan C vitamini yağıyor. Şu mucizevi şeye bak. Üstelik boyutu da ideal. Olamaz. Rüya görüyormuşum. Her yerine ağzının suyu aktı. Ben portakal istiyorum. Şu güzelliklere bak. İşte böyle. İnanılmaz. Al bakalım. Hayır, hayır istemiyorum. Fena değilmiş. Fena değil mi? Tüh, dişlerim dışarı fırladı. Neyse, yerine takayım yine. Buldum. Şimdi ufak bir değişiklik yapıyoruz. Neyse ki bunu yanımda getirmiştim. Parçaları bunun içine koyuyoruz. Sonra ikinci parçayı takıyoruz. Ben buna şırıngada narenciye diyorum. Sağlığına. Taze sıkılmış diye ben buna derim işte. Çok nefisli. Biraz ister misin? Tabii ki hayır. Benim kendi aletlerim var. Önce kabuğunu soyuyoruz. Sonra ezicinin içine atıyoruz. Şimdi de suyunu bardağa boşaltıyoruz. Bundan daha taze olmasına imkan yok. Hadi fondip. Ay canına şuna bak. Burası sanki bir narenciye cenneti. Büyük anne, seni burada görmek ne hoş. Hadi hepsini bitirelim. Hadi bakalım şurayı da silelim. Hey! Olamaz. Endişe etme büyük anne. Endişe edecek hiçbir şey yok. Şu an silahlı ve hazırım. Hadi bakalım. Hayır! Hayır! Bunlar sadece baloncuk büyük anne. Vay canına, inanılmaz. Nereden buldun onu? Bir saniye. Şu bez parçasını görüyor musun? Bizi suya bandırıp elimizle sıkıyoruz. Sonra üstüne biraz sıvı sabun döküyoruz. Ve sabunu böyle yayıyoruz. Şimdi baloncuklara hazır mısın? Vay canına. Demek senin de baloncuk makinen var. Yaşasın baloncuklar. Çok tatlı bir kızsın sen. Büyük anne. Şu yanakların güzelliğine bak. Aklıma bir şey getirdiler. Bunlar da nedir? Tuhaf. Sen sadece şu adımları izle. Şimdi hamura bu şekilde bastırıyoruz. Kenarları da bu çatalla kapatıyoruz. Sence de harika görünmüyor mu? İşte benim küçük mantım. Sen de denemek ister misin? Yalnız benim o kadar vaktim yok. Sıra bende. Ben yemekleri daha çabuk hazırlamaktan yanayım. Hamur toplarını buraya koyup üstüne bastırıyoruz. Sonra köftesini ekliyoruz. Ve hamuru bu şekilde katlıyoruz. Her defasında iyi sonuç veriyor. Görüyor musun? Bak ne kadar da hızlıyım. Büyük annemse hala üçüncüyle uğraşıyor. Bence çok iyi gidiyor. Sen neredeyse bitirmişsin. Öyle gözüküyor. Ben daha üç tane yaptım. Onları da buraya koy.
fırını önceden ısıttın mı? Oh, çok güzel olmuşlar. Tadı da çok güzel. Oh, aferin sana. Bir çikolata. En güzel şey. Çikolata mı? Yaşlılara öncelik tanımaya ne dersin? Teşekkürler, bir bakalım. Oh, fındıklı krem çikolata çıktı. Leziz. Hemen açıp taze mi değil mi bir bakayım en iyisi. Neyse ki yanımda kaşığım var. Bu kadarcık yeterli olacaktır. Enfes. Aa, sanırım biraz daha keyfine varmamda bir sakınca olmaz. Bu çok güzel olacak. Oo, anneanne, önündeki bayağı güzel görünüyor. Bana ne çıkmış bakayım? Oo, bir paket çikolata. Belki de şöyle ya da yok. Sanmıyorum. Oo, hayır. Aa, çok güzel. Olamaz. Bütün çikolata bitmiş. Hepsini yemişim. Üf, bittiğine inanamıyorum. Çok teşekkürler. Bu tam da ihtiyacım olan şeydi. Bir saniye. Harika bir fikrim var. Şöyle kavanoza boşaltayım. Şuna bak, hepsini doldurdu. İşte böyle. Bütün sütü dökelim. Tamamdır. Kavanozun kapağını da kapatmam lazım. İşte bu kadar. Şimdi de biraz sallayayım. Oh, bu ritmi ayak uydurabilirim. İşte. Elimdeymişken kaslarımı da çalıştırayım bari. Pekala, açıp neyimiz varmış bir bakalım. Şimdi de biraz krem şanti ekleyip daha da lezzetli hale getirelim. Aa, şu krem şantinin güzelliğine bak. Daha da fazla alır. Çok leziz ve tatlı. İşte bu kadar. Mükemmel bence. Süs şekeri serpiştirelim. Şeker serpiştirmek asla kötü bir fikir olamaz. Krem şantinin üstüne biraz koyalım. Çok fazla istemiyorum. Biraz yeter. Bu da ne şimdi? Aa, kestim ve saatim gelmiş. Aklıma sizce bir fikir geldi. Eski dostum saç kurutma makinesini çıkarayım. Bu çikolatayı eritme vakti geldi. Bıcık bıcık. Pekala, şu paketi makasla buluşturalım bakalım. Açmak için şu köşeyi kessem yeter. Tamamdır. Şimdi de bütün bu erimiş çikolatayı sıkıp çıkarabilirim. Evet, şu leziz çikolataya bak. Çok güzel. Biraz daha koyalım ve tamamız. Biraz kakaya benzedi sanki. Şimdi de anneanneminkiyle değiştireyim. Ben güzel olanını aldım. Ona da saçma sapan olanı kaldı. Anneanne. Oh, aman tanrım. Bu tam ağzıma layık duruyor. Pipetim de var. Leziz. Bu resmen harikaymış. Teşekkürler abicim. Abi mi? Bu ne demek ya? O içeceği ben yaptım. Bu da neyin nesi? Kaka mı bu? Bir dakika. Bu çikolata gibi kokuyor. Çikolata çünkü. Çok leziz. Bayıldım. İkiniz de kazandınız. Peki, ikimiz için de mutlu son diyebiliriz sanırım. Şimdi biraz cips istiyorum. Çıtır çıtır, ağzıma layık. Oo, harika bir seçim oldu. Heyecanlandım. Bakalım bunun altında ne varmış? Oo, peki bir lavaş. Bununla kesinlikle bir şeyler yapabilirim. Bir tepsiye pişirme kağıdının üstüne alayım. Biraz da yağ ihtiyacım olacak. Şu zeytinyağını lavaşın üstünde gezdireyim. Biraz baharat, bu kadar karabiber yeter. Şimdi de fırına. Hey, ne oluyor burada? Amanın, örgüme dalmışım. Bakalım bana ne çıkmış? Bana patates çıkmış. Ne hoş. Cips yapmak için dilimleyeyim bakalım. İşte bu kadar. Patatesim dilimlendi ve cipse dönüşmeye hazır. Bunlar tost makinesine tam uygun boyuttalar. Geriye pişmeleri beklemek kaldı. Bu koku da neyin nesi? Duman sanırım. Bana da geldi kokusu. Lavaşım. Onu gidip kurtarsan iyi olur. Patateslerimin olması için sabırsızlanıyorum. İşte oldular. Yakalamam lazım. Çok güzel. Hayır. Of, atıyorum, yakala. Anneanne, yandım. Ağzımla yakaladım. Gayet lezzetliymiş. Bayıldım anneanne. Beğendiğine çok sevindim. Hadi ya. Lavaşım yandı, gitti fırında. İyi. Anneannem kazandı. Evet, cidden berbat kokuyor. Sırada yumurta istiyorum. Yumurta candır. Anneanne, bu sefer ilk ben açabilir miyim? Ne bekliyordum bilmiyorum ama tabii ki yumurta çıktı. Anneanne, senden tavan ödünç alabilir miyim? Tabii ki, acil durumlara karşı üstümde hep fazladan bir tane olur. Teşekkürler. Şimdi de ne yapmam gerektiğini çözmem lazım. Elimde şu 3 yumurta var. Anneannemin tavasını da aldım. Bunlarla yapabileceğim bir şeyler olmalı. Belki şöyle bir şey yapabilirim. Bütün gücüyle düşünüyor çocuğum. Bakalım bende ne varmış. Yok artık, görünüşe göre bana da 3 yumurta çıkmış.
Pekala, bunlarla ne yapacağımı biliyorum. Su kaynatmak için bir ısıtıcıya ihtiyacım var. Bundan hiçbir şey anlamadım ya. İşte bu kadar. Şimdi bir saate ihtiyacım olacak, bir de çekince. Parçaları lazım olduğu için şu saati parçalamam gerek. İşte böyle. Hanimiş benim mükemmel minik yayım? Tam olarak aradığım şey buydu. Şimdi de bu yayı rafadan yumurtalarımın üzerinde kullanacağım. Yayı yumurtalarımın içine doğru bastırayım. Doğruca kesip geçecektir. İşte bu kadar yumurtalarımı ortadan ikiye kesebiliyorum. Şimdi de yarım yumurtaları bir daha keselim. Bu şekiller harika, bayıldım hepsine. Biraz da kırmızı biber ve susam döküp güzelleştireyim. Peki ya kalanlarla ne yapacağım? Buldum sonunda. Oo, hemen kırıldı. Şimdi de diğerlerini kırayım. Evet, sıradaki adım için de biraz acı sosa ihtiyacım olacak. Dikeyim bakayım bu acı sos mu? Aa, evet, gayet güzel. Yandım acı. Uf, 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 uf. Ağzım yandı. Ama yumurtalarımı da umduğum gibi pişirdi. Ah tatlım. Neyse, eminim her şey yolundadır. Yaşasın, yumurtalarım hazır. En sevdiğim kahvaltılım. Önce bunu deneyeceğim. Leziz, mis gibi. Yaşasın, beğendi işte. Tamamdır, şimdi de diğerini deneyeyim. Çatalımı aldım. Oh, sahanda yumurtaya benziyor. Hey, bir saniye. Oh, içinde kabuk kalmış. Yine anneannem kazandı. Onun yumurtaları canımı yakmamıştı. Hmm, kasa dolusu leziz çikolata. Benim hepsi. Selam tatlım, ver şunları. Şimdi çikolata yiyemezsin. Al, güzel sulu bir elma ye. Kütür kütür. Ve sıkıcı, istemiyorum. Hayır. Yakaladım. Lili, bir daha böyle yapma. Aa, çok havalıydı. Neyse, gitmem gerek. Bu ne acele küçük hanım? Hiç güzel bir şeyler yiyemiyorum. Aa, dur biraz, bir fikrim var. Bence beğeneceksin. Ne? Ellerimde hiçbir şey yok ama kulağın arkasında bir şey var. Nasıl? Ne? Aa, bunu nasıl fark etmedim? Fena değil değil mi? Hadi denesene. Elmayı buraya mı koyuyorum? Bu da onu yerinde tutuyor. Sonra da kolunu yerleştiriyorum ve de çalıştırıyorum. Aa, şuna bak. Elmayı soyuyor. Vay, çok hızlı. Şuna bak. Devasa bir makarna gibi oldu. Ah, hipnotize edici bir şey anne. Aferin tatlım. Hmm, dokusu harika. Artık buna ihtiyacımız yok. Ama dur, bence bunu kullanabilirim. Leziz bir şeyler pişirme vakti. Elma kabuğunu bir tencereye atıyoruz. Su ekliyoruz. Kabuklar kaplanana kadar dolduracağız. Sonra da şekerleri koyalım. Hızlıca karıştıralım. Ve kaynamasını bekleyelim. Şimdi de beklemeliyiz. İşte bitti. Leziz bir elma kabuğu reçeli. Al bakalım Lili. Hmm, güzel duruyor. Denemek için sabırsızlanıyorum. Bir dilim ekmeğin üstüne koyacağım. Dur, daha iyi bir fikrim var. Elmanın yanında deneyeceğim. Bu çok güzel olacak. Vay, çok güzelmiş. Ama aslında neyse. Hiç değilse meyve yiyor. Çikolatalardan kurtulabilirim. Ne dedi? Hmm, bunu bütün gün yiyebilirim. Anne, bak ne yapıyorum. Çok güzel tatlım. Anne, izlemiyorsun ki. Okumaya çalışıyorum. Bak ne kadar yüksek zıplıyorum. Aa, deli. İyiyim ama ucuz atlattım. Şu haline bak, berbat haldesin. Ah, seni temizlememiz lazım. Ha, gayet iyi duruyorum. Kir içinde kalmışsın. Ah, kımıldama. Sakın o şeyi bana yaklaştırma, ben kaçar. Lili, gel şuraya. Beni yakalayamazsın ki. Ah, yakalamışsın. Yıkanman lazım. Ne lazım? Ah, imkanı yok. Hiç sevmem. Ah, böyle yapacağını biliyordum. Buradan çıkmalıyım. Dur biraz. Ah, çikolata. Hmm, en sevdiğim. Cips, enerjimi tazeleyeyim. Annemden kaçmalıyım. Hmm, pasta da harika duruyor. Olamazsa yaklaşıyor. Bunun için fazla yaşlıyım. Hmm, aslında onu kovalamam gerekmeyebilir. Daha iyi bir fikrim var. Önce bir kek kalıbı alalım. Sonra da içine sıvı sabun dökelim. Şimdi de kurumasını bekleyeceğiz. Donduktan sonra üstüne de sabun sıkalım. Bir kap keke benzemesi lazım. Gerçekçi durması için süs şekerleri de dökelim. Sonra da kalıptan çıkaralım. Hadi Lili. Ha, bu hiç adil değil. İstemeyeceğini biliyordum. Ben de bunu yaptım. Neden baştan söylemedin? Güzel görünüyor.
Yemek yapma konusunda çalışmalısın. Yemeyeceksin ki canım, sabun o. Aa, anladım. Daha önce hiç cupcake sabun görmemiştim. Bunu temizlenmek çok eğlenceli. Gerçi gerçek cupcake'i tercih ederdim ama. Bitti, temizlendim. İyi misin? Evet, neden sordun ki? Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur derler. O yüzden biraz egzersiz yapmak her zaman iyidir. Sence Gabby kimi seçmeli? Alex'i mi, Chris'i mi? Aşağıda yorumlarını bekliyoruz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla eğlenceli video için kanalımıza abone olmayı unutma.